Merhabalar, ben Logonesis ERP Ürün Yönetimi ekibinden Alper. Bu videoda 9.0.37 sürümüyle beraber desteklenen depo kullanımının kullanıcı, stok ve işlem bazında kilitlenebilmesi desteğinden bahsedeceğim. İlgili desteği kullanabilmek için stok modülü altındaki lokal depo işlemleri menüsünde bulunan depo tanımlama ekranı kullanılmaktadır. Depo tanımlama ekranına bu çalışma kapsamında kilit bilgileri şeklinde yeni bir sekme eklenmiştir. Yapacağınız bu kilit tanımlarının kilit politikasını öncelikle depo bazında belirlemeniz gerekmektedir. Örneğin 3 nolu depo için bir işlem yapacağımızı düşünelim. Burada kilit politikası kısmında 2 tane seçenek bulunmakta. İlk seçenek kilitliler seçilsin. İkinci seçeneğimiz ise kilitli olmayanlar seçilsin. Burada kilitliler seçilsin politikasıyla devam edersek kilit bilgileri sekmesinde sadece kilitli olacak işlem tipleri, kullanıcılar ve stok kodları için tanımlamalar yapılacaktır. Geriye kalan diğer bütün işlemler kilitli olmayacak şekilde çalışacaktır. Tam tersi bir şekilde tanımlama yapmak için ise kilitli olmayanlar seçilsin politikasıyla tanımlama yapılabilir. Ve sadece kilitli olmayan kullanıcı işlem tipi ve stok bilgileri girilerek geri kalan diğer her şeyin kilitli bir şekilde çalışması sağlanabilir. Örneğin 3 nolu depo için kilitliler seçilsin şeklinde bir politikayla tanımlama yaptığımızı düşünelim. Kilit bilgileri sekmesine geçtiğimizde öncelikle kullanıcı tipi sahası bulunmakta. Bu sahada tüm kullanıcılar, kullanıcı kodu veya kullanıcı grubu bazında tanımlama yapabilmek mümkün. Tüm kullanıcılar bazında tanımlama yaptığımızı düşünürsek, sonraki bölümde stok seçimi sahası yer almakta. Stok seçimi kısmında ise bu depoda tüm kullanıcılar için hangi stoklar bazında bir kilit uygulanacağını stok seçimi bölümünde parametrik olarak belirleyebiliyoruz. Burada stok kodu bazında, grup kodu bazında, kod 1, kod 2, kod 3, kod 4, kod 5 bazında, ürün grubu bazında ve tüm stoklar bazında gibi seçenekler bulunmakta. Örneğin burada stok kodu bazında diyerek stok değer kısmında da muamil 1 için bir kilit tanımlayacağımızı düşünelim. Bir sonraki bölümde ise işlem seçimi bölümü yer almakta. Burada Nessis'te belli başlı depo kodunun kullanıldığı ekranlar listelenmekte. Fatura modülündeki ekranlar, talep teklif modülündeki ekranlar, müstahsil makbuzu, dekont kaydı, işe girişi, üretim sonu kaydı ekranları, üretim akış kaydı ekranları, iş emri malzeme rezervasyonu ve muamil rezervasyonu oluşturma gibi ekranlardan herhangi bir tanesi seçilerek o ekranla ilgili 3 nolu depoda bu politika uygun olacak şekilde bir tanımlama, kilit tanımı yapılabilir. Örneğin müşteri siparişleri ekranında geçerli olacak şekilde bir tanım yaptığımızı düşünelim. Bu tanım tüm kullanıcılar için geçerli olacak. Müşteri siparişi ekranında muamil 1 için bir işlem yapılırken 3 nolu depo tüm kullanıcılar bazında kilitli olacak ve kullanılamayacak anlamına gelmekte. Tanımlamayı yaptıktan sonra alt bölümden kaydet butonuyla bütün burada yaptığımız tanımlamaları toplu bir şekilde kaydediyoruz. Şimdi bu örneğin nasıl çalıştığını görmek için müşteri siparişleri ekranından 3 nolu depoya örneğin bir sipariş girdiğimizi düşünelim. Muamil 1 için. Burada cari kodumuzu girelim. Örneğin muamil 1 dışındaki bir muamil için 3 nolu depoyu kullanabilirim. Ya da şöyle de deneyebiliriz. Muamil 1 için mesela 3 nolu depo dışında herhangi bir depoyu kullanabilirim. Çünkü kilitli değil. Örneğin 2 nolu depodan muamil 1 için işlem yapabilmem gerekiyor. 2 nolu depo üzerinden muamil 1 için bir kayıt atabiliyorum. Ama muamil 1 için 3 nolu depo üzerinden müşteri siparişi ekranında kayıt atamamam lazım. Depo kodu alanı 3 yazalım örneğin. 3 nolu depodan işlem yapmaya çalıştığımızda bizi durdurması gerekiyor. Bu şekilde 3 nolu depoda muamil 1 kodlu stok için tüm kullanıcılarda kilit tanımı bulunmaktadır şeklinde bir uyarıyla bize bu kaydın atılmasına izin vermiyor. Benzer şekilde başka bir muamil kodu için işlem yapmaya çalışsaydık 3 nolu depoda onun için de aslında bir kısıt tanımı bulunmadığı için kaydın atılmasını bekliyoruz bu şekilde. Bu sayede depo bazında genel olarak kilit seçeneğinin yeterli olmadığı durumlarda daha esnek bir şekilde depo
artı kullanıcı artı işlem tipi artı stok kodu bazında daha detaylı kilit tanımları yapabilmek mümkün hale gelmekte ve olası hataların önüne geçilmesi için bu şekilde kontroller sağlanabilmektedir. Teşekkürler.